Merhaba dostlar, Orta Doğu Balkanları ve Avrupa'yı birbirine bağlayan güzide ülkemizin hiçbir yerde görülmeyen ender olaylarıyla dolu Futbol Ligi Süper Ligimize hoş geldiniz. Uyarı, bu video çokça mizasal eleştiri içermektedir. Hoşunuza gitmiyorsa videoyu kapatın. Uzun zamandır kendimi set editlerdeki Arda Turan gibi hissediyorum. Ama bir anda oyuna girmeye hazırlanan Anthony gibi de hissediyorum. Sonra İsmail Kartal'ı pür dikkat dinleyen Batu Şuay. Eminim yaşamayan yok. Ilk... Neyse dostlarım bugün ele alacağımız konu yeni sezonda izleyeceğimiz her bir zamanında İtalya Serie A'da gol kralı olmuş 3 büyüklerimizin forvetleri. Ondan önce Süper Lig'e gelen her yıldız topçunun 35'ine merdiven dayamasının verdiği rahatsızlık artık beni benden alıyor. Ya arkadaş UEFA sıralaması bu kadar yüksek olup scouting'i bu denli kötü bir lig daha yok. Gerçi biz daha kendi burnumuzun dibindekileri kullanamıyoruz. Sistemi bir kenara bırakıp immobileden başlayalım. Lazio'nun efsane golcüsü 13, 14, 17, 18, 19, 20 ve 21, 22 sezonlarında gol kralı olarak Serie A'da en çok gol kralı olan ikinci isim konumunda. Bitiricilik yeteneği üst düzey takıma şut çeşitliliği sağlayan iyi bir forvet. Zaten tanıdığımız bir isim. Milli takım kariyeri kulüp kariyeri kadar olmasa da iyi denebilir olabilecek bir düzeyde. Serie son sezonda 21 maçta 7 gol 1 asist yapan Immobile'nin kaçırdığı büyük şans sayısı 12. Bir forvet gol olarak kısır bir sezon geçirmiş olabilir. Ama bunun suçu her zaman oyuncuda olmayabilir. Hocaya ve takıma bakmak gerekir. Ancak Immobile'nin kaçırılan büyük şans sayısına bakarsak topla hiç de az buluşmadığını, takımının onu beslediğini söyleyebiliriz. Tabi oynadığı maç sayısı da önemli. 21 maçta oynamış sonuç olarak. Oyuncudaki performans düşüşü zaten belli, açık, net. Yani gol kralı olmuyor artık. Başka türlü zaten Süper Lig'e nasıl gelecek? Benim oğlum sakattır. Tabi ülkemizde İtalya takımlarının katı defans anlayışı olmadığı için Immobile Beşiktaş'ta gol sayısını ne derece yükseltir? bekleyip görmek lazım. Edin Dzeko'ya gelirsek kendisi bildiğimiz gibi sadece bir gol makinesi değil. Aynı zamanda oyun kurucu özelliği de ağır basan bir futbolcu. Kendisi son Süper Lig sezonunda 36 maçta 21 gol, 3 asistlik performans sergilerken tam 26 tane büyük şans kaçırdı. Burada İsmail Kartal'ın bol pozisyon yaratan hücum futbolu oynatmasının etkisi de hali yüksek. Çok atarsan çok kaçırırsın. Hayat da öyle değil midir? Hayat futbola fena elde benzer. Yine Edin Dzeko'nun yarattığı büyük şans sayısı 10. Bu istatistiğe değinmeden de geçmeyelim yani. Jose Mourinho'nun elinde oyun kurucu özelliği mi daha ön plana çıkacak yoksa golcülüğü mü? Yoksa ikisi birden mi? yok artık Messi. <laughs> Şahsi fikrim iyi bir golcü ancak yaşının ilerlemesinin getirdiği sorunlar daha da belirginleşecek ilime geliyor. Mauro Emanuel Icardi. O tam bir yıldız. İçinden geldi. Van Danare ile ayrılık haberleri ülke gündemindeki birçok önemli olayın önüne geçmiş durumda. Mauro'nun en büyük silahı pozisyon alma yeteneği doğru zamanda doğru yerdeysen en hızlısı veya en güçlüsü olmana pek de ihtiyacın kalmıyor. Icardi son sezonunda 34 maçta 25 gol 8 asistlik performansıyla göz doldurdu. Kaçırdığı büyük şans sayısı ise 19 olarak Ceko'dan daha az. Şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Icardi şüphesiz bu sezonda gollerine hız kesmeden devam etmek isteyecektir. Önümüzdeki sezon bu golcülerin yaratacağı rekabet şimdiden bizlere heyecanlandırıyor. Yine hakem hatalarından başka bir şey konuşulmayan holiganlık, kavga, hakaret, küfür içeriği, bol bir o denli futbol anlamında seyir zevki düşük birlik bizleri bekliyor. Bir süperlik izleyicisi olarak ağzım sulandı.